Özgürüz'den merhaba. İstanbul'dan karşınızdayız. Afrin Harekatı bir ayı geride bıraktı ve operasyon devam ediyor. Konuğumuz Profesör Doktor Mesut Diyen. Onunla birlikte Afrin Harekatı'nı ve biraz da toplumsal etkilerini konuşacağız. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyelim. İlk soru olarak ben şunu yöneltmek istiyorum size. Abdülkadir Selvi'nin bir yazısı vardı. Afrin operasyonuyla birlikte uzun bir süre sonra AKP'ye oy verebilirim diyenlerin oranı %55 çıktı. Dünden bu yana bu söylem tartışılıyor. Nasıl bu noktaya gelindi? Bunu oy oranına indirgemek ya da bunun üzerinden konuşmak ne kadar doğru soruları soruluyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi ilk bakışta yani AK Parti gibi işte böyle milli duygulara bu kadar önem veren bir partinin tabii ki Afrin operasyonu üzerinden oylarını yükseltmiş olmasına birilerinin sevinmesi bir tutarsızlık gibi görünebilir. Yani Selvi de dahil olmak üzere ama kimse kimseyi kandırmasın. Türkiye böyle bir yer, siyasi partilerimiz de böyle partiler. Ve bu işler başlarken ben başka bir yere verdiğim mülakatta da bunun hani iç siyasete dönük de bir sonucu olacağını zaten söylemiştim. Herkes de aşağı yukarı bunu teslim ediyordu. Dolayısıyla iç siyasete dönük bir sonuç alınması hiç niyet edilmedi diye düşünmek baştan zaten yanlıştı. Öyle bir şey amaçlandığı açık. Fakat Selvi'nin yazısında öngörüldüğü türden bir netice belki bugünler için alınmış olabilir ama bu neticenin böyle seçimler zamanına kadar süre gideceğini düşünmek bana biraz fazla iyimserlik gibi geliyor. Yani şunu demek istiyorum. Bugünlerde bu oluşan gazla bir kısım insan, kararsız olan bir kısım insan, işte AK Parti'den ve MHP'den bir şekilde yüz çevirmiş bir kısım insan yeniden hani AK Parti ve MHP seçeneğini düşünmeye başlamış olabilir. Ama seçim anı, seçim atmosferi başka bir şey. O atmosferde insanlar sadece ve sadece Afrin meselesine bakarak, Afrin operasyonuna bakarak karar vermeyeceklerdir. Başka şeyler devreye gidecektir. Dolayısıyla ben Afrin öncesindeki ana tablonun yeniden adet edeceğini düşünüyorum. Seçim söz konusu olursa tabii ki. Yani kaldı ki Afrin operasyonunun daha nasıl neticelenince de belli değil. Evet. Epey bir belirsizlik içeriyor ve ilk anda işte AK Parti'ye yakın medyanın ya da AK Partili siyasetçilerin öngördüğü türden de gelişmemiş durumda operasyon. Yani ne öyle 3-5 gün içinde tamamlanmış görünüyor ne de yakındaki 3-5 gün içerisinde tamamlanabilecek gibi görünüyor. Ve ayrıca askeri ve muhtemelen siyasi maliyetleri de beklenenin üzerinde olmuş gibi. Ne bekliyorlardı ve ne oldu sizce? Yani hani kendi gerçekçi beklentilerinin ne olduğunu çok hani tahmin etmek mümkün değil. Hani kulis arkasında, kulislerde ne konuşuyorlardı, perde arkasında ne konuşuyorlardı onu bilmek mümkün değil. Ama hani medyaya yansıyan neydi? 3-5 gün içerisinde halledeceğiz. İşte biraz böyle tereyağından kıl çeker gibi bu işler hallolacak türünden bir yani imaj oluşturmaya çalıştılar. Bu olmadı. Dolayısıyla da bu olmadığı için de kamuoyunda Afrin Operasyonu'nun hem hani Şiyan'a kadarki gidişatına hem de akıbetine dönük herhalde bir kısım soru işaretleri oluşmuş olsa gerek. Bu işaretler eğer artarsa, belirginleşirse de yani düşünülen bir seçim varsa o ertelenebilir ya da ertelenmezse de seçime aksi AK Partililerin beklediğinin dışında bir akisi olabilir. Suriye ordusunun Afrin'e girme durumunun söz konusu olduğu iddia ediliyor. Suriye ordusu Afrin'e girer mi? Yani YPG'nin Suriye ordusunu Afrin'e davet etmesi de aslında YPG'nin zorda kaldığını, zorda olduğunun bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Eğer bunu isterse deniyor ve eğer Suriye ordusu Afrin'e girerse Türkiye nasıl bir yol izler? Şimdi Suriye ordusunun böyle bildik anlamıyla Afrin'e yerleşeceğini düşünmüyorum açıkçası. Büyük bir ihtimalle YPG şu anda bir gölge bir mevcudiyet öneriyor Suriye'ye. Yani fiilen değil ama görünür bir şekilde daha çok hani biraz görüntüyü zevahiri kurtarmak babından gel Afrin'in kontrolünü al ki ve bu saldırıyı durdur diyor aslında Suriye'ye. Yoksa Suriye ordusunun şu anda savaştığı cepheleri bırakıp Afrin'e gelip Afrin'in tüm kontrolünü ele alabilecek bir
mevcudiyeti zaten yok. Yani Suriye ordusu dediğimiz 50-60 bin kişiye düşmüş bir ordu, yeni asker devşirmekte zorlanan vesaire bir ordu. Hele gelip hani Türkiye ile falan çarpışacak bir ordu falan yok ortada zaten. Dolayısıyla şu anda konuşulan şey şu değil. Yani tümüyle Suriye ordusu gelsin, Afrin'i devralsın değil. Bence YPG kendisi açısından bir hamle yapıyor ve Türkiye'nin işte Afrin yönelik operasyonunun sertleşeceği belli. Bunu bir şekilde durdurabilmek için Suriye'ye bu türden bir teklifte bulunuyor. Ancak bence buradaki aktör Suriye ya da YPG değil. Buradaki aktörler Türkiye ve Rusya. Eğer Rusya YPG'den gelen bu öneriyi Suriye hava sahasını Türkiye'ye kapatacak şekilde desteklerse, o zaman evet, yani Türkiye'de bunun ötesine gidemez ve operasyon da bir şekilde durdurulmuş ya da bugünkü sınırlarda kalmış olur. Ama bunun da olabileceğini şu an için en azından çok zannetmiyorum. Çünkü hava sahasını Suriye'nin Rusya Türkiye'ye kapatırsa, İdlib'deki Türkiye-Suriye-Rusya anlaşması Türkiye'nin çekilmesiyle neticelenebilir ya da bir başka faza geçebilir. Dolayısıyla henüz bugünlerde yani medyaya yansıyan biçimde bir şeyin olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani Rus-Suriye ordusunun gelip oraya yerleşmesi ve Türkiye'nin de operasyonu durdurması türünden bir neticenin alınacağını düşünmüyorum açıkçası. Şimdi bu konu gündeme geldiğinden bu yana herkes rejimin Afrin'e girmesi durumunda Türkiye'nin ne yapabileceğini, nasıl bir yol izleyeceğini konuşuyor. Ama ben biraz da şu yönden değerlendirmenizi rica edeceğim. YPG'nin rejime evet Afrin'e gel demesi aslında neyin göstergesi sizce? Şimdi şu açık, yani eğer Rusya demin söylediğim üzere hava sahasını açık tutmaya devam ederse ve Türkiye'nin de önünü şimdiye kadar olduğu gibi açarsa, Afrin şehir merkezi değil ama Afrin kırsalını YPG'nin tutması çok mümkün görünmüyor. Yani bugün işte bir ay doldu galiba. Büyük bir ihtimalle birkaç haftaya kadar da Afrin kırsalının daha fazla bölümü Türkiye'nin eline geçecek gibi görünüyor. Burada tabii esas mesele şehir savaşının yaşanıp yaşanmayacağı. Şehir savaşını Türkiye işte bombardıman, hava bombardımanıyla falan yürütebilecek durumda değil gibi görünüyor. Yani şu açıdan hem uluslararası işte aktörler buna o kadar cevaz veremez. Yani orada oluşacak sivil ve askeri kayıplar çok herhalde uluslararası toplumun şu anda kabul edeceği bir şey olmaz. Ama hem de eğer şehirde yönelik hava bombardımanı gerçekleşmezse Türkiye bir şehir savaşına girmez gibi görünüyor. Çünkü işte daha önceki benzer durumlar oradaki kayıpların çok fazla olabileceğini gösteriyor da muhtemel bir işte hava operasyonlarının kullanılmadığı, hava kuvvetlerinin kullanılmadığı bir şehir operasyonunun da epey uzun sürebileceği anlamına geliyor. Dolayısıyla şöyle bir yere gidiyor olabiliriz. Yani şehir merkezine yaklaşmış ama girmemiş bir işte Türkiye ve şehir merkezini kontrol etmeye devam eden bir YPG ve onun yanına ilişmiş bir işte Suriye ordusundan bir takım unsurlar, böyle bir manzaraya doğru gidiyor olabiliriz. Bu türden bir manzara hem YPG'nin hem Rusya'nın hem Türkiye'nin işlerin daha fazla karışmadan razı olabileceği bir manzara gibi görünüyor. Yani şunu yakın vadede çok beklememek gerekir. Tümüyle dediğim gibi Suriye'nin kontrolüne geçmiş bir Afrin, tümüyle YPG'nin kontrolünde kalmış bir Afrin ve işte tümüyle Afrin sahasından çekilmiş bir Türkiye. Bunlar çok net sonuçlar. Bu türden net sonuçların yakın zamanda ortaya çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. Bunların bileşkesi bir melez bir manzara yakında ortaya çıkacak gibi görünüyor. Çavuşoğlu'nun bir açıklaması vardı. Eğer rejim YPG'yi temizlemek için girerse problem yok dedi. YPG'yi korumak için giriyorsa Türk askerlerini kimse durduramaz diye bir açıklaması var. Bu açıklamayla birlikte şöyle bir soru
geliyor aklımıza. Rejimin YPG'yi temizlemek gibi bir durumu söz konusu olabilir mi? Çavuşoğlu'nun bu açıklamasından yola çıkarsak. Askeri olarak mümkün değil. Yani rejimin öyle bir gücü yok zaten. Benim söylediğim üzere Suriye ordusu öyle bir kapasiteye sahip bir ordu değil. Ama siyasi olarak belki olabilir. Yani siyasi olarak işte Türkiye'nin ve Suriye'nin ve YPG'nin kabul edebileceği seviyede bir YPG kuvvetlerinin azaltılmasına gidilebilir Afrin'de. Bu tabii ki yani YPG'nin kabul edebileceği bir şey mi? Suriye'nin ve Türkiye'nin kabul edebileceği bir şey mi? Hangi seviyede bu aktörler bunu kabul eder? Bunu henüz bilmiyoruz. Ama askeri olarak YPG'den temizlenmiş bir Afrin, yani Suriye ordusu tarafından temizlenmiş bir Afrin mümkün görünmüyor yakın bir vadede. Dolayısıyla bu dediğim gibi siyaseten Afrin'in boşaltılmasını önermek anlamına da geliyor olabilir. Ya da Türkiye bir imkansızın peşinde demek anlamına gelebilir. Ama benim tahminim eğer YPG razı olur da işte oradaki kuvvetlerini Türkiye'nin kabul edebileceği seviyede azaltırsa ve Suriye ordusunun daha fazla görünür kazanmasına izin verirse Türkiye büyük bir ihtimalle daha fazla zorlamayacaktır. Çünkü dediğim üzere Türkiye'nin Afrin'e şehir merkezine dönük bir operasyonu gerçekleştirme ihtimali çok zayıf gibi görünüyor. Yine iç siyasete dönelim, ülkenin hallerine dönelim. Afrin harekatının toplum üzerindeki etkilerine bakalım. Kısa süre içerisinde toplumda gördüğümüz olayları biraz hatırlatmak istiyorum ben size. Alev Şahin KHK ile ihraç edilmiş bir mimar ve eylem yapıyor. Dün, yanlış hatırlamıyorsam dündü, İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadı iddia edilerek bir lince maruz kaldı. Yani o seviye görüntüleri gördüm ben, çok kötüydü. HDP Antalya il binası kurşunlandı. Çok ilginçtir, çok ilginç geldi. Dün WhatsApp ihbarı dediğimiz bir olay gerçekleşti. Bir kadın otobüsü yolculuk ederken yazışmalarını gören bir başkası durumdan vaziyet çıkartarak ihbarda bulunuyor ve hemen polis otobüsü durdurarak kişiyi gözaltına alıyor ve tutuklanıyor. Yani bunu düşündüğümüz zaman bu savaş psikolojisi, toplumun durumu ve bu örnekler çoğaltılabilir çünkü çok sayıda var. Aklıma gelenler sadece bunlar. Nasıl etkiliyor bu savaş toplum psikolojisini sizce? Yani Afrin'le yoğunlaşan, artan bir durum olduğu açık ama Türkiye aslında işte bu 15 Temmuz'dan beri ya da aslında 2015 Haziran'ından beri bir olağanüstü hal, olağanüstü durum yaşıyor daha doğrusu. İşte bir olağanüstü halde zaten destekleniyor. Dolayısıyla hani 2015'ten beri işte kutuplaşmış denen, bir ötekine karşı husumet içerisinde vatandaşlardan oluşan bir toplum halinde biz yaşıyoruz ve özellikle 15 Temmuz işte darbe girişiminden sonra vatandaşların işte oluştuğu söylenen bir tehlikeyi bertaraf etmek için işte muhbirliğe özendirilmesi, hatta güvenlik kuvvetlerinin yetmediği durumlarda bizzat hani görev üstlenerek yapılması gereken her neyse onu yapmaları beklendi, istendi vesaire. Şimdi Afrin operasyonuyla da bu iş daha da derinleşmiş, daha da belirginleşmiş durumda. Böylesi bir atmosferde demin söylediğiniz türden örneklerin yaşanması bir açıdan şaşırtıcı değil. Çünkü Türkiye'nin genel hani kültürel iklimi zaten bu türden örnekleri yaşamaya müsait bir yer. Ama Afrin'le birlikte tabii ki bu örneklerin yaşanması daha kolaylaşmış durumda. Çünkü bir yandan da Türkiye işte yine bu 15 Temmuz'dan beridir alternatif medyanın sesinin neredeyse duyulmadığı, yani makul seslerin, dengeleyici seslerin neredeyse işitilmediği bir yer haline gelmiş durumda. Neredeyse bütün bir toplum tek bir sese adeta maruz kalıyor. O tek ses de işte hani muhayyel bir takım iç düşmanlara karşı sürekli alarm halinde olmaya çağırıyor vatandaşları. Bütün vatandaşlar bu türden bir çağrıya maruz kalırsa onların arasından birkaçı da tabii ki demin söylediğiniz, bahsettiğiniz türden işte densizliklerin ötesine geçen fiillerde bulunabilirler. Dediğim gibi Türkiye'nin zaten genel kültürel siyasi iklimi buna müsait ama 15 Temmuz ve Afrin'de tabii ki buna katkıda bulunmuş durumda belli ki. Peki son olarak bu kutuplaşma daha derinleşir mi sizce? Ve bu bahsettiğimiz kutuplaşma kimi neyi besliyor? Yani derinleşmesi mukadder gibi görünüyor ama bu işlerin de bir sınırı olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani
En son işte bu son günlerde yaşadığımız büyük hukuk faciaları, yani Deniz Yücel'in işte bir şekilde bir rehine gibi neredeyse salıverilmesi ve sonra da Altanların ve Ilıcak'ın aldığı müebbet hapis cezası. Herhalde toplum vicdanının bir yerlerinde bir şeylere dokunmuş olsa gerek ya da bir yerlerde büyük soru işaretleri yaratmış olsa gerek. Dolayısıyla ben kendi adıma hani evet içinde bulunduğumuz durumun hani hiç böyle iyimserlik yaratacak bir tarafı yok. Ama bu yaratılan iklimi, pohpohlanan bu tehlikeleri vesaire toplumun satın almasında da bir sınıra doğru yaklaştığımızı düşünüyorum açıkçası. Yani işte iktidar tarafından ya da iktidarın destekçisi medya tarafından büyütüldüğü, abartıldığı kadar bir büyük beka tehlikesinin olmadığına vatandaşların daha fazla, olmadığı fikrine vatandaşların daha fazla yanaşacağını düşünüyorum. Böyle bir durum hasıl olduğunda da demin konuştuğumuz türden şeylerin dediğim gibi satın alınması ya da onların etkili olması eskisinden daha zor olur diye düşünüyorum açıkçası. Çok teşekkür ederim ben Ben sizlere. Çok teşekkür çok sağ olun. ederim. Evet Özgür izleyicileri, Profesör Doktor Mesut Yeğen ile birlikteydik. Afrin Harekatı bir ayı geride bıraktı. Afrin Harekatı'nı ve toplumun üzerindeki olası etkilerini konuştuk. Başka bir yayında görüşmek üzere.